Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yalı Çapkını ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin diğer oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların ailelerini, babalarını sizler için araştırdık. Siz de dizdeki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. İrem Altuğ, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk yapmaya karar vermiştir. Amerika'da kaldığı 5 sene içinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde oynamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Eve Giden Yol, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Ihlamurlar Altında, Vazgeç Gönlüm, Kayıp Aranıyor, Aşk Ekmek Hayaller, Çember, Çukur, Kalp Yarası, Kirpi, Melekler ve Kumarbazlar gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncunun babası Oktay Altuğ'dur. Buğçe Buse Kahraman, 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 26 yaşındadır. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından beri dizi ve filmde oynayan Buğçe Buse Kahraman, 2018'de Show TV ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Kadir'in kız kardeşi Meltem karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında oynadığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. 2021 yılında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Livya, 2022 yılında Baş Belası dizisinde Nermin Kuşçu'yu canlandırmıştır. Güzel oyuncunun annesi Neşe Çelikel, babası Hayri Kahraman'dır. Bir abisi bulunmaktadır. Ailesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaktadır. Beril Pozan, 1995 İstanbul doğumludur. Tiyatro sanatçısı ve sahne teknisyenidir. 2017 yılından beri tiyatro çalışmalarının yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinin Nazmiye yengesi Beril Pozam bu karakterle ünlenmiştir. Ardından Akrep dizisinde Ayşem, Olağan Şüpheliler dizisinde Zeynep, Ada Masalı dizisinde İdil, Baba dizisinde Sevil, Ah Belinda sinema filminde oynamıştır. Başarılı oyuncunun babası Oktay Pozam'dır. Niyazi Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 İstanbul doğumludur. Türk şarkıcı, oyuncu, şarkı sözü yazarıdır. İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesi Niğde kökenlidir. İlk albümünü 1990 yılında çıkarmıştır. Ardından oyunculuğa yönelmiş, 2001 yılında Tatlı Hayat dizisine Başar karakterini canlandırmıştır. 2003 yılında Lise Defteri dizisine canlandırdığı Kerim karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Ardından Sensiz Olmuyor, Hasret, Gülpare, El Gibi, Umutsuz Ev Kadınları, Güldür Güldür Show, Sihirli Annem gibi yapımlarda da oynamıştır. Babası Tuncer Altuğ, annesi Gülçin Altuğ'dur. Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 Edremit doğumludur. Şu anda 24 yaşındadır. Türk dizi, sinema oyuncusu ve modeldir. Afra Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmiyle başlamıştır. Bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip rol için deneme çekimine çağırmasıyla almıştır. Ardından Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşmıştır. Buradaki karakterle ünlenmiştir. Ardından 2017-2018 yıllarında Fazilet Hanım ve Kızları dizisine Ece, 2019 yılında Kardeş Çocukları dizisine Hayat, 2020 yılında ise Öğretmen dizisine Gizem'i canlandırmıştır. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'dur. Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 İzmir doğumludur. Şu anda 22 yaşındadır. Oyunculuğa bale ile başlamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür. 2003 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet,
Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmiştir. Ardından oldukça ünlenmiştir. İlk kez 1995 yılında Çiçek Taksi isimli televizyon dizisini oynamıştır. Ardından Üzgünüm Leyla, En Son Babalar Duyar, Yeter Anne, Kurşun Yarası, Canım Benim, Kısmet, Cemile, Dudaktan Kalbe, Issız Adam, Aşk Üçgeni, Bahar Dalları, Neşeli Hayat, Hanımın Çiftliği, Al Yazmalım, Ankara'nın Dikmeni, Geçmiş, Medcezir, Gecenin Kraliçesi, İçeride, Sen Anlat Karadeniz, Yalı Çapkını gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncunun annesi Selma Kılıççıoğlu'dur. Simge Kansu isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Öznur Serçeler 1 Ocak 1987 Kayseri doğumludur. Şu anda 35 yaşındadır. Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Hayat Devam Ediyor adlı dram dizisinde Mina karakterini canlandırmıştır. İlk kez 2011 yılında Nuri dizisine Kumru karakterine hayat vermiştir. Bunun dışında Merhamet, Aşkın Kanunu, Dolunay, Erkenci Kuş, Recep İvedik 7, Deccal, Her Şey Aşktan, Aşk Bu Mu, Hayati Tehlike, Aynasız Haluk gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncunun Mustafa Serçeler isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Gülçin Santırcıoğlu 25 Temmuz 1977 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 45 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2015 yılında Yeni Hayat isimli dizide Şirin karakterini canlandırmıştır. Sinemada ise ilk kez Aynalar filminde oynamıştır. Ardından Gülpare, Elveda Rumeli, Sensiz Yaşayamam, Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Kara Ekmek, Oyun Bozan, Diriliş Ertuğrul, Nefes Nefese, Hercai, İki Çizgi, Yumurta, Türev, Kırımlı, Yeni Hayat gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise Yalı Şapkını dizisine İfakat karakterini canlandırmaktadır. Babası İbrahim Santırcıoğlu, annesi Selime Santırcıoğlu'dur. Babasını geçtiğimiz aylarda kaybetmiştir. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.